Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz, Sayın İl Koordinatörümüz, Karaman Milletvekilimiz, Sayın İl Başkanım, Sayın Kırşehir Milletvekilimiz, önceki dönem milletvekilimiz, önceki dönem belediye başkanımız, Sayın İl Genel Meclisi Başkanımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, il ilçelerin değerli il ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, il ilçelerimizin kıymetli il genel ve pek kıymetli belediye meclis üyeleri, kadın ve gençliğimizin ilçe başkanları ve üyeleri, önceki dönemlerde görev almış teşkilat mensuplarımız, çok kıymetli gönül dostlarımız, yol arkadaşlarımız, basınımızın müstesna temsilcileri, toplantımızın hayırlara vesile olması temennisi ile ve hoş geldiniz diyor, oturuma açıyorum. Kurulumuzun 3.9.2024 tarihli kararı gereğince divan heyeti olarak seçildik. Başta yürütme kurulumuz olmak üzere bizleri bu göreve layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyoruz. İl danışma toplantıları, muhabbetlerimizi yenilediğimiz, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz birer demokrasi şölenimizdir. Kuruluşundan bugüne Kırşehir il ilçe teşkilatlarımızda görev alan tüm arkadaşlarımıza gayretleri, emekleri, sadakatleri için şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden dar-ı bekaya uğurladıklarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Seslerini hiç duymadığımız, yüzlerini hiç görmediğimiz ama doğalı nefeslerini hep yanımızda hissettiğimiz nice gönüldaşlarımız var. Yaslandığımız yer onların çelik gibi sağlam yürekleridir. Onlar sayesinde büyüdük, güçlendik, zor geçitleri onların dualarıyla aştık. Buradan onlara da selam göndermek istiyorum. Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, tarih boyunca döneme adı veren, insanlığa istikamet çizen milletimiz 14 Ağustos 2001'de AK Parti'mizi kurarak yeni bir hareket başlattı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde davamıza gönül vermiş, inanmış, heyecanını hiç yitirmemiş kardeşlerimin samimiyeti, gayreti ve alın teriyle dalga dalga büyüyerek bugünlere gelmiştir. Ahi şehrimiz Kırşehir girmiş olduğu tüm seçimlerde milli iradeden yana duruşuyla liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. 2023 son genel seçimlerde Türkiye ortalamasının üstünde oy alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını gösteren çok kıymetli hemşerilerimize ve sahada ter döken siz kıymetli teşkilatımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek isterim. Konuşma hazırlamıştım ama Genel Başkan Yardımcımıza çok zaman kalsın diye konuşmamı kısa keseceğim. Ben sadece birkaç konuya değinmek istiyorum. İki seçim atlattık. Sizlere Allah razı olsun. Bizleri gece gündüz hiç yalnız bırakmadınız. Bir olduk, beraber olduk, güzel şeyler ortaya çıkardık. Yine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha önceki milletvekillerimizin de destekleriyle başlatmış olduğu projelerin Ulaştırma Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımız projelerine destek verdiler. Hepsine Allah razı olsun. Sevgi saygılarımı iletiyorum buradan. Kısaca yaptıklarımızdan çok kısa başlıklarla bahsetmek istiyorum. Millet dershanesiyle 850 öğrencimize dershane hizmeti verdik. Kariyer merkezimizi Çalışma Bakanlığımız, İŞKUR, Ortak İşbirliği'nde, üniversitemiz işbirliğinde kurduk. Şu an gençlerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Sizin talepleriniz bizim için önemlidir. Hakkınız çok, hiçbir aşamada ödenmez. Çevre yolumuzdan başlayarak birçok yolumuzu yaptık. Bu yolların yapımında Ulaştırma Bakanımız olsun, Karayolları Genel Müdürümüz olsun çok destek verdiler. Sizlerin huzurunda hepsine Allah razı olsun diyor. Yine başladığımız zaman şu anki daha önceki vekillerimiz zamanından ve milletvekillerinden başlamış olan çevre yolumuzun projesi çizilmiş, ihalesi başladı, süreci başladı. Devamında hükümet konağımız yine ödenekleri devam ediyor, başladı. Hastanemiz devam ediyor. İllerdeki birçok hastane yatırımlarımız devam ediyor.
Bunları takip ediyoruz, takipçisi olacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Biz sizlerle varız. Sizlere ve hiddetimiz çok. Onun için her zaman başımız üstünde yerimiz var. Ben çok fazla konuşmamı uzatmak istemiyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. AK Parti teşkilatları olarak bu bilinçle, yani sadece toprağın üstündekiler için değil, toprağın altındakiler için de hizmet ettiğimiz bilinciyle her daim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii bu mücadelemizi verirken, bu çalışmaları yaparken hepimizin malumu, kıymetli İl Başkanımız da kısaca değindiler. Çok kritik bir aşamaya geldiğimizi görüyoruz. Bu noktaya kadar AK Parti iktidarları olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok alanda çok ciddi atılımlara hep beraber imza attık. Bu uğurda hep beraber ter döktük, hep beraber çalıştık. Ancak geldiğimiz noktada artık yeni bir sürecin başlamakta olduğunu hep beraber görüyoruz. İşte o yeni sürece verdiğimiz isim bizim nedir? Türkiye yüzyılıdır. Türkiye yüzyılı vizyonudur. Bir taraftan bakıyoruz, altyapımız belli bir seviyeye geldi. Türkiye ayağa kalktı. Türkiye birçok kronik problemini geride bıraktı. Diğer taraftan dış dünyaya şöyle bir bakıyoruz. Dünyada çok ciddi bir karmaşanın, bir karışıklığın tabiri caizse olduğunu görüyoruz. Hemen kuzeyimizde malum süregelen bir savaş. Güneyimizdeki coğrafyalarda ise hepimizi çok üzen, derinden yaralayan insanlık dışı gelişmeler. Bunları görüyoruz. Pandemi sürecinde dünyanın karşıya karşıya kaldığı göç sorunlarında uluslararası sistemin artık bir sonuç getirmediğine de hep beraber şahit oluyoruz. Bunların da ötesinde özellikle Gazze'de maalesef gördüğümüz soykırım, Gazze'li kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize karşı Siyonist İsrail yönetimi tarafından yürütülen soykırım bize bir kez daha gösteriyor ki dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Dünyanın elini masaya vurduğunda ses getiren Türkiye'ye büyük ihtiyacı var. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir taraftan ayağa kaldırdığımız altyapımız, diğer taraftan uluslararası konjektürde oluşmuş olan güç boşluğu, bir diğer taraftan mazlumların bize duyduğu ihtiyaç, bu üçünü bir araya getirdiğimizde, bir de bunun yanına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini koyduğumuzda bir kez daha görüyoruz ki gerçekten Türkiye belki birkaç yüzyılda bir açılacak bir fırsat penceresini aralamıştır. İşte Türkiye yüzyılı vizyonu bu fırsat penceresinin adıdır. Bizler biliyoruz ki bu fırsat penceresi çok uzun süreler açık kalmaz. Sıkça açılan bir pencere de değildir. Ve bizler diyoruz ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, vekillerimizin dediği gibi kim kime yaranmaya çalışırsa çalışsın, bizler bu fırsatı hep beraber kullanacağız.